Bana probleminiz varsa onu getirin. Şimdi yemeğe gidemiyor muyuz Aylin Hanım? Buyurun Aylin Hanım. Nedir bu? Küçük bir hediye. Tahliyeyi başarmanızın şerefine. Yok. O çok basit bir davaydı bir kere. İkincisi, benim müvekkillerimden hediye alma alışkanlığım yoktur. Biliyorsun baba, bu Murat konusu annemin uykularını kaçırıyor. Madem öyle, niye terk etti buraları? Gelseydi. Bir dakika Besim. Bizim bir doktor arkadaş var. Annesi ona aile kızı arıyor. Baksana şuraya. Besim abi başını derde sokacak. Bu kim? Sabri abinin kızı. Alo, kocana söyle. Bu daha işin başı. Ne olduğunu biraz sonra duyacaksın. Sen de mi uyandın? İyi misin abi? İyiyim koçum, iyiyim. Ha, tamam, iyi. Hadi sen uyu koçum, hadi. Bak ben iyiyim işte. Bir şey yok. Gülüstürmeyle zaten başımıza dert olmuştu. Sesi tanıyamadın mı? Tanıdık biri miydi? Nereden tanıyacak Burhan? Benzetebilir baba. Bırak be oğlum. Karıştırma şimdi. Kadının zaten ödü koptu. Uyku sersemliğinden ne söylediğini bile tam olarak anlayabilmiş değildir. Kaskosu yoktu tabii. O hurdayı kim sigorta yapar baba? Geç mi kaldın? Yo, size bakmıştım.
Öyle mi? Söyle bakalım. Top oynamam yasak mı? Ha, anladım. Tabii ya. Anneler böyledir civarım. Ayağım çok iyi diyorum. Ama anneler hep haklıdır. Neyse. Kemal amcan gelince sana bir torpil yapar belki. Ha? Peki. Hadi. Telefonu verebilir misin Zeynep? Neriman nasıl? Biraz daha iyi. Uyuyor mu? Az önce uyanıktı. Bir ziyaret edeyim bari. Hayır hayır kalkma. Uzan. Uzan. Hadi uzan dedim. Heh, aferin. Ateş gibi olmuş. Gülüm benim. Aman büyük baba, size geçmesin şimdi. İstersen değişelim. Sen benim ihtiyarlığımı al, ben de senin üşütmeni alayım. Seni hastalıktan çok okuldan geri kalmak üzüyor. Okulu bu kadar da fazla sevmek iyi mi acaba diye soruyorum bazen. Bilmem. Belki de her şeyi okuldan beklemek gibi bir sonuç doğurabilir mi diye endişe ediyorum. Hayattan, okulun dışından, gökyüzünden, dünyadan, kainattan, başka başka insanlardan da alacağımız çok şeyler vardır. Anlıyorum büyük baba. Çok iyi anladığından eminim. Sayenizde. Gülüm benim. Başkan, bana bir şey diyor musun? Yok, işinin başına git. Tamam, gidiyorum zaten. Efendim? Geçmiş olsun Burhan. Ben sabah öğrendim. Kimin yaptığı hakkında bir belirti var mı? Peki. Anlıyorum. Evet. Neyse tekrar geçmiş olsun. Sen de sağ ol. Neler oluyor bak Fener'e? Efendim. Oho sultanım. Nasıl olalım? Gözümüz yollarda bekliyoruz işte. Ben sana dedim Kenan. Yine başlama şimdi. Deleşirip geri gelene kadar bu felaketler sürecek. Yalan mı? Ateşin düşmüş. Ben iyiyim diyorum, inanmıyorsun anneciğim. Boş yere okuldan kaldım. Hiç de öyle değil. Senin yarın da dinlenmen lazım. İmkansız. Zeynep. Geliyorum babacığım. Annem.
Efendim anne. Evet anneciğim. Anlıyorum. Ben ne söyleyeyim anneciğim? Siz uygun gördükten sonra bana söz düşer mi? Ay. Annem çok haklıymış. Evet kızım. Babacığım. Gerçekten söyleyeceğim bir şey yok. Baba annesi uygun görmüş. Siz de uygun görüyorsanız ben ne söyleyebilirim? Bak kızım, olup biten bir şey yok. Biz kabul edersek buraya talip olmaya gelecekler. Hepsi bu. Beraber mi gelecekler? Bilmiyorum ama zannetmem. Gönlün ne diyor kızım? Evet. Bir itirazım yok babacığım. Yoksa öyle mi görünüyorum? Bu noktada çekimser kalamazsın kızım. Gönlün bu işe ne diyor? Sıcak mı bakıyor yoksa acaba mı diyor? Benim için bu çok önemli. Babacığım, gönlümde sözü edilen çocukla ilgili bir sıkıntı yok. Tanımadığım halde anlatılanlar bana çok olumlu geliyor. Ama Nura'nın bu işe gönülsüzce evet dediğini sanıyorsun. Ben de annen öyle. Sanki babaannesinin Murat konusundaki baskısından kurtulmak için, daha doğrusu teröründen kurtulmak için tamam beğendim demiş olabilir diye endişeliyim. Aslında annem haksız değil. Niye? O aile konusunda başka bildikleri de var. Neler? Ben size anlatamam. Annem gelince size söyler. Behzat'la mı ilgili? Evet. Abi, Yeliz'in mektubu. Ha, geldi mi? Zeynep. Buyur babacığım. Nuran'la da bir konuş. Peki baba. Babaannesi fark etmeden konuşabilirsen iyi olur. Ece'ye söyleyeyim de Nuran bizi bir arasın. Olabilir. Korkusu ne kötü bir şey. Evet. Ben bu işin kursuna neden gittim sanıyorsun? Sırf kendi iğnemi kendim yapayım diye. Ama daha çok size yaradı. Senin elin başka. Ama bu ilaç fena yakıyor. Mızmızlık yok. Anne, Nuran ablam için söz mü kesiliyor? Nereden çıkarıyorsun? Anne, bu yanlış bir iş. Hangi iş? Ablamın sözlenmesi.
Sözlenme mi? Sen ablanla mı konuştun? Hayır. Daha şimdiden sözlenmeyi nereden çıkarıyorsun? Öyle hissediyorum. Öyle hissediyormuş. Ablam böyle bir şey kabul ederse sadece sizi rahatlatmak için yapmış olacak. Anlamadım. Bizi niye rahatlatması gerekiyormuş? Ne yapsın anneciğim? Herkes bir kuşku içinde. Acaba Murat'ı mı seviyor diye. Gerçi bunu belli etmek istemiyorsunuz ama. Ablam hissediyor. Belki de bu yüzden ilk taliplisiyle evlenmeyi kabul edecek. Ama ben de dikilmiş dinliyorum. Saçma sapan konuşmayı bırak da dön bakalım. Anne. Evet. Çok merak ediyorum. Kendi yavrunu nasıl yine batırabiliyorsun? Çok oldun ama. Hadi yat bakalım. Sizin yanınızdaki sükunetten çok hoşlandım. Ama buradaki renklilik ve alışkanlıklar başka bir çekim gücü oluşturuyor. Bakalım sonu ne olacak? Hepinize sevgiler. Bu kadar mı? Bir paragrafı tamamen atladım. Çünkü okunmuyor. Ben okuyamadım yani. Yemin ederim. Şüphelenmiş gibi mi bakıyorum sana? Bana öyle geliyor. Yok canım. Orada ne söylediğini merak ediyorum. Belki Hakan okuyabilir. Hayır Nurhan. Kimse seni sorgulamıyor. Ama açıkçası benim gönlümde bir tereddüt var. Sanki baskılardan kurtulmak için... Hayır Nurhan. Hayır diyorum. Nihal, beni bu anlam verememek deli ediyor. Aslında... Sizin bu durumu açıklayabilmeniz gerekiyor. Bizim? Senin, Esra'nın. Neden? Ne bileyim, kızlar böyle şeyleri neden yaparlar, bir fikriniz olmalı. Bu TS standartlarına uygun bir genç kız tepkisi değil. Tam alay edecek zaman. Ama Murat, kaç defa söyledim sana. Gerçekten ben de bir anlam veremiyorum. Bunun için senden fazla ben şaşırmıştım. Bir mantığı yoktu. Ben de Esra'ya da inanmıştık. Gerçi Nurhan hiç açık vermiyordu ama ben yine de sana karşı bir duygusal yakınlığı olduğuna emindim. Öyleyse neden? Ne oldu? Ne değişti? Birdenbire bu fırtına nereden çıktı? Günlerdir bir açıklama bulamamak mahvediyor beni. Bir şeyler yapıyorum. Kendimi derse falan veriyorum. İşe dalıyorum. Tam olay bir parça katlanılır bir durum alıyor. Birdenbire aynı soru. Niye? Neden? Nasıl? Niçin? Ben nerede, hangi yanlışı yaptım? Senden kaynaklanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Öyle hemen amcasına gitmeseydi belki bir şeyler öğrenebilirdim. Çünkü bu olayda Nurhan'ın kendisiyle ilgili bir şey var. Bir sıkıntı var. Bunu sezebiliyorum. Mesela ne? Bir tahmin yürütemiyorum. Esra da ben de kendi kendimizi kınayıp durduk ama doğrusu bu basit bir yorumdu. Sadece bizim söylediklerimize tepki olarak bunu yapması doğal değil. Mutlaka başka bir sebebi var. Sanki kızıp köpürmek için bahane arıyordu. Rahatsız mı ediyorum? Ne ilgisi var? Sen rahatsız oluyorsan o başka. Tabii ki rahatsız oluyorum. Ciddi misin? Karşılıksız aşklar beni hep rahatsız eder.
Seni de işinden ettim. Merak etme, işim olsa seni dinleyemezdim. Zabıta müdürünüz geldi. Burayı denetlemem gerekiyor çocuklar. Neye bakıyorsun? Lokantamızın yemeklerinde sinek muayenesi mi yapacaksın? Neye bakacağımı biliyorum. Çetin abi ciddi galiba. Yana sandım Murat. Önce dostlarını adam gibi denetleyeceksin ki başkalarına söz geçirebilesin. Tabii. Bak Çetin abi, masamın üzerinde de toz var. Sen kimle dalga geçiyorsun be? Aha! İşte yönetmeliklere aykırı bir çöp kutusu. Şimdi yaktım çıranızı. Yönetmeliklere aykırı. Nasıl olacakmış? Bak şimdi. İş yerindeki çöp kutuları devrildiği zaman dökülmeyecek. Bu ne ya böyle? Soba borusu gibi. Hani az kalsın altı da üstü gibi açık olacaktı. Nasıl işlettim ama? Oynama lan. Abi oynayan sensin. Lan oynama. Abi sen oynuyorsun. Oynama. Lan oynama lan. Oynama. 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 Oynama lan. Oynama lan. Bir dakika Kenan. Ben senden bu akşam farklı bir dua istiyorum. Ezberindeki yemek duasını değil. Şu an onu unut. Çünkü o bir kalıp oldu artık. İçinden geldiği gibi kendine has bir dua yapar mısın? Yemek duası mı? Şimdi görüyorsun. Karnımız doydu. Bir rahatsızlığımız yok. Ablanın hastalığı da geçiyor. Böyle bir durumda neler hissedersin? Şu an Allah'a karşı neler hissetmeliyiz mesela? Bunlar da dua olabilir. Belki daha da iyi olur. Sıcak ve içten. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sen bizi çok seviyorsun. Bize her şeyi veriyorsun. Ama biz sana nasıl teşekkür edebileceğimizi tam bilmiyoruz. Senin sevgine nasıl karşılık verebileceğimizi de bilmiyoruz. Sen bizi öğret ya Rabbim. Amin. Bizi felaketlerden de koru Allah. Felaket beklentilerinden de koru Allah. Amin. Oturun, oturun. Kumanda nerede? Bahadır? Oğlum. Efendim. Neyin var oğlum? Ne sıkıntın var? Evet oğlum. Bu felaketlerin sonu gelmeyecek. Dile işleftin ne kadar bu felaketler sürecek. Yo, bir dakika. Anlaşıldı. Sen bunu takmışsın kafaya. Yarın seninle Arif Hoca'ya gideceğiz, tamam mı? Bunu konuşacağız, mutlaka. Çünkü Dele Şefi Arif Hoca'dan çok kimse sevemez. Bakalım senin bu saplantını doğru bulacak mı? Civanım benim. Gel bakayım. Abi, bu çocuğun IQ'su çok yüksek. Nesi? İşte zeka şeyi yani. Zekası yüksek o belli. Ama daha önemlisi gönlünün yüksekliği hamdolsun. Bu çocuk evimizin güvencesi.
Mektubu çözebildin mi? Hayır büyük baba. Bey amcanın okuyamadığı yeri çözemedim. Tercüme edecek birini bulabilir misin? Bir çaresine bakarım. İyi olur. Aceleniz yoksa oturun. Benim yok abi. Benim de. Öyleyse oturun biraz. Bu Fuat konusunda bir şeyler biliyor musunuz? Nedim'i gerçekten o öldürmüş olabilir mi? Babasını çok sevdiğim için onca söylentiye rağmen hiç yakıştıramıyorum. Şimdi de Burhan'ın arabasını onun yaktığı söyleniyor. Abi, tamam. Babası çok değerli bir insan ama benim gözüm tutmuyor keratayı. Tipinden hoşlanmıyorsun. Tip meselesi değil abi. Sana bir saygısızlığı var mı? Ya da başka büyüklerine? Yok ama... Bakın. Tek korkum şu. Dedikoduların etkisinde mi kalıyoruz? Ben bile bunları duyduktan sonra çocuğa tuhaf bakıyorum. Katil gibi görüyorum. Büyük baba, katil Fuat. Bundan eminim ama kesin şekilleri öğrenebilir. Nasıl? İsterseniz... Hayır, istemiyorum. Bu işe müdahil olmayacaksınız. Tamam büyük baba. Zaten sen onun yaptığına inanıyorsan bir şeyler duymuş, görmüşsündür. Savcı da herhalde mahkemeye bir şeyler getirecektir. Neyi getirecek abi? Tutuksuz yargılanıyor. Elde bir şey yok ki, tutuklanamıyor. Neyse, işimize bakalım. Tabii ki rahmet diye minnet borcumuz var. Allah'ın lütfuyla bizim Liz'e ulaşmamızı sağlayan oydu. Hoş bir delikanlıydı. Ama şu an yapacak bir şeyimiz yok. Mahkeme bir başlasın. İyi günler abi. İyi günler. Esad abi, sanki üçüncüyü diyecekmişsin gibi geliyor bana. Sabahtınızda yerim ama namusum geberirim. Hiç yaramıyor. Daha şimdiden başladı midem yanmaya. İşin yoksa dayan sodaya. Oğlum, bir soda daha. Tamam abi. Oo, Besim abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Sabahattin Usta'yı tanırsın. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Çıkaramadım. Recep dayının küçük oğlu. Ha tamam, Mehveş ablanın kardeşi. Evet. Bir de burada yenir. Sağ ol abi. Buyurun. Buyurun. Abi Esat Bey. İyi günler. İyi günler. Eksik verdin. Efendim? Eksik usta eksik. Yok abi, doğru. Yanlış. Nasıl olur abi? Sen şu son gelen sodayı ne zaman katıyorsun? Fark o mu abi? Ben de ciddi bir şey sandım. Bunu içmedim ki. Zaten sen söylemiştin öylesine. Tamam abi tamam. Benden olsun abi. Açıktı da gazı kaçınca bir işe yaramaz biliyorsun. Afiyet olsun abi. Buyurun abi. Neredesin ya? Seni arıyorum bir saattir. Ne oldu? İhale açıklandı. Ne sırtıyorsun? Hiç.
Söylesene kim aldı? Cemre diye bir şirket. Cemre? Nereden çıktı bu? İstanbul'dan katılmış. Alcan olsun Burhan. Hele hiç vermeyi marifet sayıyor. Neyse. Hemen notere git. Hisseleri tekrar bana devret. Hadi çabuk. Hadi. Böyle paydosuna girmeden yetiştir, koş. Tamam, anladık. Acelesine. Yaparız bir ara. Ben? Yoksa sen şirketin üstüne yatmayı mı düşünüyorsun? Ne yatması ya? Dursun işte. Yaparız bir ara. Bir ara olmaz. Şimdi hemen yapacaksın. Hemen. Yürü. Baba, işim var. Yürü hadi lan. Yürü dedim sana. Yürü lan. İşim var ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye lan? Gel buraya. Tayfur! Evet. Erdal. Erdal. Sen misin? Babam bayıldım be. Ne? Gene mi kaçtın? Ulan serseri. Gene yakalanacaksın. Gene yattığın yanacak. Çürüyeceksin ulan. Kapat işte be. Babama gitmeye çalışıyorum. Hocam, mahcup ediyorsun. Niyeymiş Necdet abi? Biz sana hizmet edeceğimize sen bize hizmet ediyorsun. Benim iş yerimde çayı sen mi ikram edecektin yani? Olsun hocam. Her yerde biz sana hizmet etmeliyiz. Ya. Biz de insanlığın bu en güzel işinden mahrum kalalım. Öyle mi? Yok hocam. Size bundan ötürü bir eksiklik gelmez. Sen neler söylüyorsun Necdet abi? Dünyada insanlara hizmet etmekten daha büyük bir zevk var mı? İnsanları mutlu etmek, onlara yardımcı olmak. Bunu benden esirgemeyen Rabbime şükürler olsun. Sen hala notere gitmedin mi? Baba acele ne ya? Ölüyordun az daha. Namusun sayende. Sayemde mi? Hadi yürü. Ölüme düş. Notere gidiyoruz. Baba şimdi zamanı mı? Erdal arayacak tekrar. Ne yapacağız? Bir konuşalım. Dur ya, o gene bayılırsın. Alo. Duyuyorum Erdal. Ver şunu bana, ver. Ulan namuslu manyaksın sen. Ulan sen cezanın bitmesini istemiyor mu? Yakalanmayacakmış. Ha! Hadi. Allah Eşref Baba gibi ilahi aşkla dünyayı bir kenara bırakan kullarına kötülükte bulunanları cezalandırabilir. Ama Akfener'de Eşref Baba'ya kimse kötülük etmiş değil ki. Onu en haylaz çocuklar bile sevip sayar. Öyleyse niye gitti buradan? Sence niye gitti? Bence felaketler gelecek diye gitti. Evet. Eşref Baba bir takım acı olayların meydana geleceğini sezmiş olabilir. Bunu günahkar medyumlar bile hissedebiliyor bazen. Ama Eşref Baba gitti diye oturup felaket bekleyemeyiz. Gelecek felaketler varsa dua edelim de Allah onları üstümüzden kaldırsın. Amin. Dua edelim, iyi işler yapalım, sadaka verelim, sıkıntıdaki insanları sevindirelim, birbirimizi sevelim, birbirimize sarılalım. Allah bize Celal ismiyle değil, Cemal ismiyle karşılık Amin. Versin. Bizi sevsin, bağışlasın, korusun. Evet Bahadır. Tamam. Ne tamam? İyi işler yapmak lazım. Harika. Maşallah.
Tayfur da şirketin üzerine yatmaya kalkışıyor. Baba, hisse faslını atlama şimdi. Erdal abim ne oldu? Ne olacak? Namussuzum ya geberecek ya da yine yakalanacak. Neredeymiş? Söylemesi uygun değilmiş. Avrupa çapında bir serseri olup çıktı işte. Sağ ol kızım. Bir şey değil amca. Zahmet oldu. Rica ederim. Ali yok mu? Bankaya gönderdim. Sağ ol. Oğlum bu kız şahane. Ne uğraşıyor ötekiyle? Al işte. Evlen bununla. Büyük baba, orayı tercüme ettirdim. Sen ona Müslüman olmasını falan mı teklif ettin? Hayır. Öyleyse niye Hristiyanlık propagandası yapıyor? Bence propaganda yapmıyor. Nasıl yapmıyor? Ben İsa sevgisiyle başka sevgiler arasında bir çelişki görmüyorum. İsa'yı çok seviyorum. Ama sizi de seviyorum diyor. Bunun neresi propaganda? Şerif, ne var bunda? Hazreti İsa'yı biz de sevmiyor muyuz? Hem de çok sevmiyor muyuz? Liz'le bunda anlaşmamız güzel bir başlangıç. Hayır ama... Ben bunu böyle anlıyorum. Bence o da böyle düşünüyor. Güzel. Güzel. Çok. Yanında kalem kağıt var mı? Var. Hadi otur da bir cevap yazalım. Hı hı. Sen dışarı çıkabilirsin. Lütfen şimdi. Ben de ona diyeyim ki Hazreti İsa'yı belki de biz senden daha çok seviyoruz. Hayır olmaz. Karşılaştırma yapmaya gerek yok. Geleceği yok. Gir de bir daha vurdurmayı deneyelim. Başkan sen gir. İtemiyorsun ki. İterim iterim. Kalıbından utan be. Ne kof bir vücudun var. Al boşa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola? Bir şey var ama yapamadık. Şoför ustayı almaya gitti. Çok kötü. Bir başkan böyle durumlara düşürülmez. Nereye gidecektiniz? İstanbul'a gidiyorum. Aceleniz de var belli. Maalesef öyle. Benim arabayla başkanı götür. Ben beklerim. Sizinki gelince giderim. Olur mu öyle şey? Niye olmazmış? Ne bileyim. Şoför hemen gelmeyebilir. Gelmez. Ne olacak? Senin bu halin Akfenerlilere hakaret. Ben kabul edemem. Başkan araba itemez. Araba bekleyemez.
Bu tevazu değil, zillettir, hafifliktir. Hadi al dedim. Bak, bu arabayı Akfener Belediyesi'ne hediye ediyorum, tamam mı şimdi? Mesele kalmadı. Hediyedir. Hadi bakayım. Hadi başkan. Hadi başkan. Niye gülüyorsun? Çok mu komik geldi sana? Tabii. Aşık bir Behzat. Herhalde dünyanın en komik vakasıdır. Aşık mı? Tabii. Hayır Besim Bey. Sen dalga geçiyorsun benimle. Behzat sana aşık. Hayır. Sen onun işlerini almayayım diye böyle söylüyorsun. İnanmıyorum. Aylin Hanım. Onun işlerini almanı niye istemeyeyim? Behzat benim için adını etmeye bile değmez biri. Olsun, Maksut Bey'i ver. Maksut Bey, bizim Tayfur orada değil mi? Ne? Gelmedi mi? Tamam. Hiç belli olmuyor değil mi? Ben de Behzat gibi bitti miyim neyim? Bir yatırım yapmıyorsun. Bir özel okul işine başladık. Bizim küçük gelinin babasıyla yapacaktık. Bir sürü şeyler oldu. Ben gittim, o gitti, karısı kazada öldü. İnşaat kaldı. Hevesim de kırıldı. Ama bu büyük bir sermaye. Çok güzel yatırımlar yapılabilir. Önemli işler başarabilirsiniz. Abimin arabası. Bu abimin arabasıydı. Evet. Ama içinde ilgisiz biri vardı. Futbolcu çocuklardan. Başkanın özel kalem müdürü değil miydi? Özel kalem müdürü mü olmuş? Ben ona benzettim. Geç kalıyorum. Aman, Behzat'ı bekletmekten de bir korkuyorsun ki. Ben randevuma geç kalmaktan nefret ederim. Bu gece mutlaka İstanbul'a döneceğiz ve baş başa şöyle nefis bir yerde beraber yemek yiyeceğiz. Çok zor. Bu kesindir Aylin Hanım. Bu gece bu yemek yenecek. Gerçekten yetişemem. Yetişeceksin. Abimin ne işi var burada?